half time. So we are losing 2-1 at half time, and we have the second half to play in our stadium. Let's go. Başka soru? Any other question? Alper Akçeli. Ha, pardon. Şu anda devrede 2-1 mağlubuz. Maç bitmedi. Şu anda devredeyiz. Turun devresindeyiz ve devrede 2-1 mağlubuz. Ama ikinci yarıyı bizim statta oynayacağız. O yüzden hadi demek istiyorum. Buyurun Dört Bey. Bugün saha içinde hoşuna giden şeyler ne oldu ya da oyuncularının eksik yaptığı şeyler ne oldu? So today on the pitch, what were the things that you liked and what was missing in the team in your opinion? It's missing a lot of things because we work for 6 or 7 weeks and to play a Champions League match, even if it is a qualification, the level is high. And of course there are things that are not automatic yet. I could say we concede two goals, two deflections, but would be too empty to say two own goals or two deflections. I prefer to say in our through-in, we concede a goal in our through-in, and we concede a goal on minute 90-something with the ball lost in our first third of the pitch. Against Lugano, we concede in a set piece, and we concede also in a ball lost, also in the last minute, in a ball lost in our own half or in our third. These are mistakes that you can pay for. So today we concede these two goals. We had good football, we had good mentality, we create lots of chances. We had chances face to face with the keeper. We had chance with the keeper, not even in goal. So we did many things well. I don't like to say, but I miss Fred. I miss Fred. He's an important player for us. But this is what it is, and seasons are made also with situations like this one. But first half played away against a good team, a team that is working together for a long time, and 2-1 at half time. So let's go to Kadikoy, let's go with the yellow wave, and we are waiting for them. I know that they are on holiday now for a week and we have to play Saturday, but that's also life, that's also football. Let's go Saturday. It's more important Saturday than this second half to be played on Tuesday. Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz ve Şampiyonlar Ligi maçı ön elemede olsa her zaman çok üst seviyede olur. Dolayısıyla henüz otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Bugün şunu diyebilirdim. 2 tane gol yedik. Bize çarpan top, kendi kalemize attığımız gol. Ama bunu söylemek boş olurdu açıkçası. Şu şekilde söylemek daha doğru. Kendi attığımız bir taş atışı sonrası gol yedik. Bir de 90 küsürüncü dakikada birinci bölgemizde yapmış olduğumuz bir top kaybından dolayı gol yedik. Lugano maçında da bir tane duran toptan gol yemiştik ve yine ilk maçta Lugano'ya karşı son dakikada kendi birinci bölgemizde yaptığımız bir top kaybından gol yemiştik. Bu hataları yaptığımız için bedelini de ödedik saha içerisinde. Bugün 2 gol yedik ama iyi bir oyun sergiledik, iyi bir mentalite koyduk sahaya. Çok fazla pozisyon ürettik, kaleciyle karşı karşıya kaldık. Hatta bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Yani çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum çünkü o önemli bir oyuncu bizler için ve durum bu. Ama sezon içerisinde böyle şeyler her zaman olabilir, belirtmiş olduğum gibi. Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık ve iyi şeyler yapan bir takıma karşı, iyi bir takıma karşı oynadık. Uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık ve
turun devresini 2-1 geride kapattık. Şimdi Kadıköy'e gitme zamanı, sarı lacivert bayraklarımızla şimdi onları bekleyeceğiz. Onlar için tatil olacak ikinci maça kadar ama biz cumartesi günü bir lig maçı oynayacağız. O yüzden bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha da önemlisi cumartesi günü evimizde oynayacağımız lig maçı. Başka soru? Any questions from French media? If no, thank you very much. Thank you. Have a good evening. Sir? I don't have the time to answer. Please. Have you been surprised by the way they're playing, Lille? No, yesterday I told in the press conference that I watch every game, and the last one was in this stadium, I think, against Celta Vigo, and they played exactly with this team. So I don't think any surprise. They are a good team. They can play in different ways. We were prepared to face them with different dynamics, with different designs. So no problem. And honestly, I didn't feel any big structural problem that created a situation that we couldn't resolve. I think it was a good game. To be honest, I think it was a good game. Intense, good speed. Two teams trying to win the first half, let's say that, and no surprise at all. Can you please wait for the translation? Soru şu şekilde: rakibinizin oyunu sizi şaşırttı mı? Cevap şu şekilde: hayır. Dün de basın toplantısında söylemiş olduğum gibi onların sezon öncesi oynamış olduğu her maçı izledik. Son maçlarında burada oynadılar yanılmıyorsam Celta Vigo'ya karşı ve aynı takımla oynadılar. Dolayısıyla bizim için sürpriz bir durum yoktu. İyi bir takım onlar. Farklı sistemler, farklı dinamikleri var ama biz de onların bu bize karşılaşabileceğimiz bütün farklı dinamiklerine en iyi şekilde hazırlanmıştık. Dolayısıyla bir problem yaşamadık. Onların yapısal anlamda bize karşı yaptıkları şeylere çözüm bulduk. Çözüm bulamadığımız bir şey yoktu. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şiddeti yüksek, hızlı bir maç olduğu. İki takım da turun bu ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı ama sürpriz olan hiçbir şey yoktu. Please. The difference was made by the fact that you were not enough efficient on your occasion, and do you think the second match will be completely different? You never know how a match is going to be. You never know. But honestly, I think what is going to be different is the result. I don't imagine Lille going to our stadium and just go to defend. I don't believe. I think it's against their nature as a team. And if we come here to play this way, you can imagine that at home, our tendency will be the same. The difference will be like we have 40,000 pushing, and that plays a role. But I think it's going to be again a good game. I like Lille team. I like the way they play. But I'm happy with the way we did. A part of our mistakes in front of their goal because we missed chances. Mistakes. I don't say the own goals because the rebounds, the deflection can happen. But the mistake on the throw-in and the mistake on the ball lost is something that sooner or later we have to resolve because we are giving too much to our opponents, but I think we can turn this result. We are used to be behind. We are always behind. We normally concede a goal every 5 minutes, every 10 minutes we concede a goal, and we normally react always, and we have the personality to change results. So now we are losing 2-1, and I think Kadıköy is waiting for us, and we are waiting for Lille. But again, now I forget Lille for a few days, and I focus on the match Saturday. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Translation. Sorry. Soru şu şekilde: sizce bugün farkı yaratan şey yarattığınız pozisyonlarda etkili olamamanız mıydı? Ve ikinci maçta farklı bir maç mı bekliyorsunuz? Cevap şu şekilde: maçın nasıl olacağını hiçbir zaman
bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum ki sonuç farklı olacak. Ben Lille'in gelip bizim stadımızda defans yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bu onların doğasına aykırı. Biz burada nasıl bugün futbol oynadıysak aynı oyunu da evimizde göstereceğiz. Ama farklı olan bir şey olacak ki 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Tekrardan güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Lille takımını beğeniyorum. Oyun tarzlarını beğeniyorum. Bugün kendi takımımı da beğendim, yapmış olduğumuz hatalar dışında. Pozisyonlar ürettik. Özellikle rakip kalede girdiğimiz pozisyonları kaçırdık. Hatalarımızdan bazıları da buydu. Yediğimiz gollere kendi kalemize attığımız gol demem. Çünkü çarpma oldu. Ama öncesindeki yaptıklarımız hataydı. Hem taçtan, kendi tacımızdan top kaybı yapıp gol yememiz. Hem de ikinci golde de top kaybı sonra gol yememiz. Bunu en hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Ben bu durumu tersine çevirebileceğimizi, turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz geride olmaya alışkınız. 5-10 dakikalarda gol yiyip sonrasında reaksiyon gösterip sonucu değiştirmeyi alışkınız biz. Kadıköy'ü bekliyoruz şimdi. Onları, Lille'i bekliyoruz. Ama belirtmiş olduğum gibi Lille maçını önce unutup cumartesi günü oynayacağımız lig maçını düşünmeye başlayacağım. Last question please. English please. Portekiz istiyorsanız. Portekiz. Okay. Alain Gilin, Kriyet Sever, Kupa Serşo, Dujum, Dujov, International Kupilești, Vitin, Tiago Santos. И если вас я ашке, под церковь вокад на екип Пресипал, Пору Роберт Мартинич, не отрочтим кулакатори. Это один. Похоже, фалами португез. Фалами португез. Си, вот. Он бон жгадор. Кларамент, он бон жгадор. Seleção portuguesa, como tu disseste, é o Roberto Martínez que faz as escolhas. Portugal está com uma geração de tantos e tantos e tantos bons jogadores, não é fácil ser convocado, mas claramente é um jogador com muito potencial. Soru şu şekilde, Thiago Santos'un performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Roberto Martínez onu milli takıma alacak mıdır? Kendisi iyi bir oyuncu ama belirtmiş olduğunuz gibi milli takım seçimini Roberto Martinez yapıyor. Portekiz milli takımında da bu jenerasyonda çok fazla iyi oyuncu var. Kolay değil ama potansiyeli olan bir oyuncu. Thank you. Have a good evening.